Güzel Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Bugün çok farklı da bir çekim yapıyoruz ama çok da güzel ve ferah olan sürprizlerinizde bir çekim yapmayı tercih ettik. Sizlerin vermiş olduğu değerli bilgiler çok önemli bizim için ama öncelikle ben izleyicilerimi sizleri tanıtmak istiyorum. İzzet Bey kimdir ve Trevor'lu seyahat nasıl oluştu? İzleyicilerimize paylaşabilir misiniz? Buyurun efendim. İsmim İzzet Can Öztürk. Firmanın ikinci kuşak bayrak devralıcısıyım. Evet. Asıl tabii ki de babam firmayı kurdu. 1970'li yıllarda evet. İşe başladı kendisi. Sonrasında şehirler arasına yöneldi. Daha öncesinde de burada kasabalar arasında çalışıyormuş. Sonrasında şehirler arasına yönlenmiş kendisi. Yorulduktan sonra dedi ki oğlum tabii, sen de. Tabii kesinlikle. Ben aslında İstanbul'da çalışıyordum. Farklı bir sektördeydim. Bambaşka bir sektördeydik. Otobüsle alakamız hiç yoktu. Sonrasında tabii ki de onun isteği üzerine kendi işimizi bırakıp bayrağı ondan devralmış. Anestezi teknikerliğinden evet. Otobüs teknikerliği diyebilir miyiz? Otobüs şoförlüğü taşıma. De diyebiliriz aslında. Yani bizim çalışma arkadaşlarımızla aramızda kesinlikle patron işçi sınıfı değil, daha ziyade çalışma arkadaşı olarak. O enerjiyi biz aldık zaten. Siz işinizi çok da severek yapıyorsunuz. Babanızdan evet. Almışsınız bayrağı ama çok da yücelterek ve ileri götürerek devam ettiğinizi görebiliyoruz. İnşallah. Bu anlamda biz birazcık hizmetlerinizi açmak istiyoruz. Trevor'lu seyahat olarak nelerle karşılaşıyor buraya gelen insanlar, müşterileriniz? Turizm sektörü genel olarak hizmet sektörü içerisindedir turizm ve müşteri memnuniyet odaklı çalıştığımızdan dolayı müşterilerimiz bize belli bir istek doğrultusunda mesela arkadaşlarıyla toplanmışlar biz atıyorum Amasra'ya gitmek istiyoruz, atıyorum Safranbolu'ya gitmek istiyoruz gibi taleplerle geldiklerinde biz onların gerekli işlemlerini acenta olarak konaklamalarını seyahat içerisindeki seyahat sigortalarını özellikle ve dışarıda mesela Amasra olarak girdik konuya Amasra'daki tekne turlarını veya farklı gece aktivitelerini ayarlayıp memnun bir şekilde, mutlu bir şekilde turu bitirmelerini sağlıyoruz. O bölgede gezilecek hangi noktalar varsa belirleyip onlara göre kesinlikle. Turlar düzenliyorsunuz kesinlikle. Aslında. Bu her şehir için geçerli diyebilir miyiz? Tabii ki de. Yani şehirden ziyade şimdi babamızın biraz konu tekrar geriye dönecek ama babam bu zamana kadar sürekli olarak yolcu taşımacılığıyla geldiğinden dolayı biz de farklı bir şey katalım, bir farklılık katalım. Adına yola çıktık zaten. Evet, yani biraz da geliştirmek. Evet, evet. Yeni nesil taşımacılık, artı turizm taşımacılığı. Yani bu odaklı gittiğimiz için şu anda turizme yöneltiyoruz. Evet. Bir de bölgemizin aslında turizm ya yani bölgemizdeki insanların gezmeye ihtiyacı olduğu için onlar odaklı çalışıyoruz evet, daha çok. Ve çevrenizde aslında çok da fazla gidilecek olan yer var. Tabii, konum itibariyle, coğrafi konum itibariyle de birçok yere yakın. Samsun, Ordu, Rize, evet. Trabzon gibi bu tip yerlerde sizlerin gezileri oluyor mesela, öyle değil mi? Mesela turizmde incoming veya outgoing aralıkları vardır, periyotları vardır. Biz daha çok outgoing buradan biraz önce de bahsetmiştim konuşurken Bansko'ya evet. Ve kayak için mesela Bansko'ya veya Gürcistan'a buradan yapıyoruz. Daha incoming'e başlayamadık ama inşallah ilerimizdeki. Onunla bence bu başarılı hedefiyle bence yapacağınızı İnşallah. Düşünüyorum. Çünkü İnşallah. Siz işinizde bir şey olduğumuz gibi başarı tesadüfliği çok severek yapıyorsunuz. Hı-hı. Ama tabii yalnız değilsiniz siz başarıda. Arkanızda bir ekibiniz de var öyle tabii, değil mi? Tabii. Kaç yani kişi ekibiniz biz, var? Biz şu anda aracımızda çalışan ve ofisimizde evet. Çalışan personellerimizle birlikte 12 kişiyiz. Kaç aracımız var İzzet? Şu anda ufak olarak yani ufak dediğim minibüs olarak 4 tane minibüsümüz, 2 tane midibüsümüz, 2 tane de büyük otobüsümüz var. Evet. Ama tabii ki de ihtiyaç doğrultusunda elimizdeki araçlarda yetmediği durumlarda tabii dışarıdan. Biraz onları da açalım. Siz aslında turunun dışında farklı seyahatler de yapıyorsunuz. Şehir içi taşımacılığından tabii, tutun da. Sabit evet. Şehir içi yani sabit şehirler arası taşımacılık da yapıyoruz. Yani Giresun'dan İstanbul'a düzenli olarak devam eden bir taşımacılığımız var. Bu 82'den bu yana devam ediyor aslında. Babam çünkü 82'de başlamış uzun yola. 82'den bu yana. O zaman da hatta arkadaşlarıyla toplanıp burada Trevor'lu seyahati ilk oluşturdukları dönem o dönemdi. Yani Trevor'lu seyahat aslında 82 yılından bu yana süregelen bir şey. Hatta birçok ilde şu anda ismini duyduğumuz birçok firma yokken yani daha yeni yeni kurulurken bizim burada Trevor'lu seyahat olarak 10 tane otobüsümüz vardı. Aslında babanın siz daha doğmadan sizin geleceğinizi hazırlamış evet, gibi oluyor evet, değil evet, mi? Kesinlikle.
kesinlikle hazırlanmış. Onun için ben babamın hakkını kesinlikle ödeyemem yani. Peki büyük olmak kolay değil elbette ve senelerdir babanızdan devraldığınız bayrağı güzel bir şekilde sürdürüyorsunuz ama elbette bu kolay değil. Hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz bu anlamda? Neden siz tercih sebebisiniz? Şimdi hizmet sektörü olarak aslında çok geniş bir, ya okyanus gibidir hizmet sektörü. Hizmet sektöründe bir de memnuniyet, herkesin isteği farklıdır. Yani A kişisi yolda çok fazla durulmaması gerektiğini düşünürken B kişisi çok durulmasına ihtiyacı olduğunu düşünür. Bu konudan bile bize mesela eleştiri gelebiliyor. Ama biz bunu daha çok aile içerisindeki araç içerisindeki o aile sıcaklığını hissettirebilmek bizim amacımız. Karşılayabiliyorsunuz. Yani, tabii kesinlikle şikayet. Kesinlikle. Yani şu ana kadar gençliğimizin yani bu enerjimizin vermiş olduğu güçle birlikte diyeyim ben size kötü bir eleştiri almadık. Yani kötü bir yorum almadık. Size yapılması istemediğiniz hiçbir şey. Aslında siz karşınızdaki ne yapmak kesinlikle istemiyorsunuz? Kesinlikle. Yani çok seyahat eden birisiyim ben de. Arkadaşlarım da, çalışan arkadaşlarımız da öyle. Gerek kendi araçlarımızla gerekse başka firmanın araçlarıyla çok seyahat ediyoruz. Eksiklerini aslında kendi eksiğimizi başka firmalarda yolculuk yaparken veya başka firmalarda yolculuk yapan insanlardan dinleyerek kendi eksikliğimizi. Açıklığı aslında inceleyerek sizler kesinlikle, hayata kesinlikle geçiriyorsunuz. Bu anlamda aslında taşımacılık deyince akla birçok da can güvenliği geliyor değil mi? Çünkü siz birçok can taşıyorsunuz aslında içerisinde bunların ama bunlar bu anlamda nereye peki burada var mı sigorta süreçleriniz yolculara nelerdir? Tabii ki de biraz önce de bahsettiğim gibi yani seyahat öncesinde mesela bir grubumuz geldi. Seyahat öncesinde biz kendi anlaşmalı sigortalı şirketlerimizle birlikte yolcu listesini kimlik numaralarıyla beraber toplarız. Bunlara kaç günlükse konaklamalı, konaklamasız veya günübirlik, yurt dışıysa yurt dışı seyahat sigortalarını yapıp hepsini tura başlarken otobüse bindiklerinde poliçelerini kendilerine teslim ederiz. Evet. Hep güzellikleri anlattık ama tabii elbette sizler gibi firmalar olduğu sürece çok da güzel yerlere gidiyoruz ama bu anlamda yolcularımız için de merdiven altı yapan birçok da yer var öyle değil mi? Kesinlikle. Bunları anlamada nereye dikkat etmeliyiz bizler yolcu kesinlikle olarak? Kesinlikle. Şimdi Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'ne bağlı olmaları yani bu gerek şube olabilir gerekse kendileri firma olabilir. Yani birincisi bu, ikincisi ise kullanacakları araçtaki belgeler. Şimdi bakıyoruz bizim çevremizde yok mu? Bizim çevremizde de çok var. Bizim de aslında en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Baktığınızda her minibüsü olan, her otobüsü olan yola çıkıp bir tur yapmayı planlıyor. Yani yapacak iş bulamadıklarında aslında hani değişik şeylere yönleniyorlar, sektörlere yönleniyorlar. Evet. Tabii ki de bunlardan mağdur olan bizim de müşterilerimiz var. Tekrardan ikinci bir defa bizle seyahat ettiklerinde bu mağduriyetlerini biz elimizden geldiği kadar gidermeye çalışıyoruz. Harikasın. Tabii bu anlamda bir sizdeki şoför sayısı ve şoförlerin de çok önemli. Tabii şoför alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani şoför alırken genellikle şimdi tabii burada biraz önce de bahsettiğim genç ve enerjimizden yola çıkarak biz bu işi yapıyoruz dedik. Şimdi biraz da bu gençliğin yanında olgunluğu arıyoruz. Evet. Çünkü 50 kişiyi örnek veriyorum. 50 kişiyi bir araca doldurup onun taşıyacak olan yani 50 kişinin can güvenliği bir şoföre aittir. Evet. Yani onu taşıyacak olgunluğa sahip olması gerekiyor. Psikoteknik özellikleri olan tabii ki de tabii ki de. Yani bunlar belgeleri şu anda devletin sunmuş olduğu belgeler var. Yani alınması gereken şoförlük yapılması için belgeler var. Tabii onlara sahip olması başta. İkincisi ise konuştuğumuzda yani iş görüşmesi sırasında, işe alım sırasında konuştuğumuzda biz ondaki hal ve hareketleriyle, gerek tavırlarıyla, gerek yürüyüşüyle yani dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklarını bize, ailelerini bize emanet eden kişiler kadar biz de canımızı o kişilere emanet ediyoruz. Sonuç olarak servetimiz onların elinde oluyor. Evet. Babanızdan devraldığınız zamana geri dönmek istiyorum ben birazcık. Hayal ve hedefle mutlaka devralmışsınızdır. Hayal ve hedef bitmez ama bu anlamda şu anda olmak istediğiniz ve yapmak istediğiniz noktada mısınız şu an Trevor'u seyahati? Yani biraz hayalperest. Hayal bitmiyor zaten. Evet yani biraz hayal, biraz yani biraz değil bayağı bir hayal perest. Evet, sohbetimiz esnasında biz bunu biliyoruz. Evet, İzleyicilerimizle de paylaşıyoruz. Yani gelirken tabii gençliğimin vermiş olduğu bir heves de var. Çünkü kendi işin, kendi çevren, kendi dostların yani bu zamana kadar hep aile olarak büyüdüğümüz için. Babanın yani, güveni üzerinizde, sorumluluğu var üzerinizde. Tabii ki de yani emanet etmiş olduğu bir şirket ve bunu yükseltmek adına tabii benim de tereddütlerim olmuyor değildi. Ama
işleyişe bir çarkı düşünün. Çarkın parçası olduktan sonra ve en önemli parçası olduktan sonra onun sorumluluğu sizi mutlu bile ediyor. Yani harika, öyle söyleyebilirim. Peki, 2019'da farklı projeler, farklı hedefler var mı? Tabii. Ben şöyle söyleyeyim. 2 yıl oldu işi devralalı. 2 yıl içerisinde biz outgoing yaptık. Yurt içi taşımacılığı yaptık turizm adına. Incoming yapamadık ama. Yani yurt dışından getiremedik kimseyi. Ama 2019'da hedeflerimiz arasında şirketimiz bünyesinde bir çalışma yapıyoruz şu anda. Tabii yıl sonu. Seneye neler yapabiliriz diye. Önümüzdeki sene Allah nasip kısmet ederse inşallah. Sürprizlerimiz devam ediyor. Evet, bekleyin. Yurt dışından Karadeniz bölgesine özellikle bir turist taşımacılığı yapacağız. Harikasınız. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilere çok teşekkür ediyorum öncelikle. Son olarak da sizi destekleyen içeride, dışarıda ve personelinize ve tüm izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Başta babam İzzet Öztürk'e çok teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Ellerinden öperim. Giresun'a Trebolu seyahati kazandırdığı için ve bize bu iş imkanını, fırsatını sunduğu için. Sonrasında müşterilerimize, gerek bu zamana kadar bizimle seyahat eden, bundan sonra gelecek olan müşterilerimize çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımıza çok stresli dönemlerde çalıştık. Büyük bir sezondan çıktık. Onlara emekleri için, bizi bırakmadıkları için, yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için. Genç nesile devretmenin de sanırım babanızın mutluluğu için nedir? Biz de ona buradan bir selamlarımızı iletelim kendisine. Farklı projelerinizde görüşmek üzere. Hoşça kalın İzzet Bey.